bazı insanlar diyelim ki sosyal demokrasinin komünizmden farklı olduğunu, komünizmin genelinde Marksizmin Leninizmden farklı olduğunu, işte Darwinizmin aslında Marksizmle hiçbir bağlantısı olmadığını, bu konularda bizimle tartışmaya girmeye çalışıyorlar. Bakın bu gerçekten cahilliktir. Çünkü bunu normalde sadece bu bahsettiğimiz kişilerin kendi kitaplarını, kendi yazılarını incelediğimizde bile hemen görürüz bunun bizim anlattığımız şekilde olduğunu, hepsinin birbirine bağlantılı olduğunu, aslında hepsinin temelinde diyalektik felsefe olduğunu ve bunun temelinde tabii ki Darwinizmle ortaya çıktığını. Biz bunu Darwinizm diyoruz çünkü Darwin'in en son teorileştirip ortaya konduğu şekilde bu şekilde anılıyor. Halbuki evrim teorisi bir pagan inancıdır ya, bundan binlerce yıl öncesine dayanır. Biraz incelediğinizde Mısır'da da aynı inanç vardı, Sümerler'de de aynı inanç vardı. Bu devletleri yıkan, bu güçlü devletleri yıkan da yine bu inançtı. Yine o şekilde bunlar bu pagan dinlerine girdiler. Yoksa yeni bir yani böyle 18. yüzyılda, 17. yüzyılda yeni işte yeşillenmeye başlamış bir teori değildir evrim teorisi. Binlerce yıllık bir inançtır bu. Şimdi bir sürekli komünizmin mutlaka komünist felsefenin çatışmayla, kanla başa gelmek isteyeceğini ve başa geldiğinde de yine kanla devam ettireceğini, yani yine o vahşeti durdurmayacağını anlatıyoruz. Ve bazı kişiler buna inanmıyorlar. Hala işte komünizmin güya sosyal adalet kısmından, işte Marksizm'deki eşitlik kısmından bahsettiğini, halbuki işte bunları yapanların o diktatörler olduğunu, aslında ideolojide, felsefede böyle bir şey olmadığını savunuyorlar. Halbuki bu ideolojiyi uygulayan, yani pratik olarak bunu sıcak olarak hayata geçiren kişiler, mesela Lenin'in kendi sözlerine baktığımızda bunun tam aksinin bir kandırmacı olduğunu görüyoruz. Mesela Lenin diyor ki, kendi alıntılarında, mesela Moskova Ayaklanması'ndan Dersler isimli eserinde 1906'da çıkan, diyor ki eğer önümüzdeki devrim hareketinin acil olarak korkunç kanlı bir imha gerektirdiğini kitlelerden saklarsak hem kendimizi hem halkı kandırmış oluruz diyor. Şimdi bakın, korkunç kanlı bir imha diyor. Yani normal bir mesela ortadan kaldırmadan, karşı tarafı yenmeden, işte üstünü kazanmaktan bahsetmiyor. Gerçekten daha sonrasında yaptığı şeyi baştan söylüyor zaten. Eğer bunun korkunç kanlı bir imha gerektirdiğini halktan saklarsak, kitlelerden saklarsak hem kendimizi hem halkı kandırmış oluruz diyor. Yani insanların buna artık açık açık inanması gerekiyor. Diyor ki devamında, sosyal demokrasi diyor. Bakın sosyal demokrasi, biz mesela bilmediği için samimi olarak savunan sosyal demokrat kardeşimizi tenzih ederim. Fakat bilerek bunu saklayan, bu yönünü saklayan adam bahsediyorum şu anda. Lenin diyor ki, sosyal demokrasi kitle terörünü tanımalı ve kendi yöntemlerini dahil etmelidir diyor. Bu kitle terörünü organize etmeli, kontrol altına tutmalı ve terörü işçi sınıf hareketi ve genel devrim mücadelesinin çıkar ve koşullarından daha önemli saymalıdır diyor. Yani normalde kendi çıkarından da önemli terör onun için. Yani kendisi de rahatsız oluyor bundan. Kendi yandaşları da bunda hayatını kaybediyor belki. Veya kendisi mal kaybediyor, işte güç kaybediyor. Fakat kendi çıkarından da önemli kitle terörü onun için. Tabii. Bu yani işte ideolojinin ne kadar teröre, vahşete dayandığını görün. O yüzden filancı kişiyi ayıplamak, sokaklara çıkıp bu konudan şikayet etmek, işte kınamalar yapmak, yaptığın saldırıdan dolayı sizi esefli kınıyoruz demek, onlara gülünç geliyor ve onları duyduğunda güldürüyor. Yani böyle bir şey kınamayla olmayacağı belli. İnsanların bu konuda bilgilendirilip hiç baştan bu belaya bulaşmamalı çok önemli. Onları eğitmek o yüzden önemli. Tabii şekleniyorlar zaten, amaçları o. Yani dehşeti yaşatmak istiyorlar karşı tarafa. Karşı tarafta o dehşeti görürse eğer, demek ki doğru yoldayım diyor. Yani doğru devam ediyorum diyor. Şimdi Lenin devam ediyor söylediğini, diyor ki büyük bir kitle mücadelesi yaklaşmaktadır diyor. Bu silahlı ayaklanma, bu silahlı bir ayaklanma olacaktır. Olabildiğince eş zamanlı. Bu kitleler silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Bakın sadece mücadele yetmiyor ona. Silahlı mücadele de yetmiyor. Kanlı ve korkunç olması gerekiyor. Yani bunun böyle bakanlarda dehşet uyandırması gerekiyor. Yani bir belli bir dehşet sınırının üstünde olmasını istiyor. Yaygın olarak ölüme aşinalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir. Yani o kadar çok insan ölecek ki artık insana ölümü duyduğunda buna etkilenmeyecek hale gelecekmiş. Bunu istiyor. Yani işte komünizmin temelinde bu var. İşte şimdi komünizmin kendi savunucuları ve komünizmi başa getiren, onu pratikte sıcak olarak uygulayan liderlerden birinin sözü buyken, hiç kimsenin komünizmin nasıl insanları barış getireceğinden, halkı rahat yaşatacağından, işte insanlar arasında eşitlik, kardeşlik ortaya çıkaracağından bahsetmesi gerçekten gülünç oluyor.
komünizm bu. Ya yani komünizmin bu anlamda eğer barışı isteyen birisi varsa savunulmasının bir mantığı yok. Eğer birisi barış istiyorsa Türkistan Birliği'nin savunması gerekir. Gerçekten insanların birleştiği sistem dışında hiçbir şekilde onun çözümü olmayacak. Zaten inşallah ahir zamandayız. Bunun tüm alametleri belli oldu. Zaten bunu kaderde Allah gerçekleştirecek. Ama bu yolda yani bizim bu uğurda yaptığımız mücadeleden, fikri mücadeleden Allah yapanlara inşallah ecirlerini verecek. O yüzden herkesin yardımcı olup Müslümanların birbirlerine bu konuda mücadele etmesi gerekiyor inşallah. İnşallah.